Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Behlül'ü çok merak etmiştiniz. Behlül'ün son durumunu çok merak etmiştiniz. Bana sürekli sorup duruyordunuz. Video çekme gereği duydum. Nihal'i görüyorsunuz. Tek başına aşağıda. Arkadaşlar maalesef Behlül'ü kaybettik. Behlül artık yaşamıyor, öldü. Ve gördüğünüz gibi Nihal kızımız tek başına kaldı. Şundan çok eminim, benim kadar sizler de çok üzüldünüz. Çünkü Behlül'ü sadece ben değil, sizler de çok sevdiniz. Yani elimden üzülmekten başka bir şey gelmiyor. Nihal kızımız yerde, Behlül oğlumuz da maalesef öldü. Ve son görüntüsünü de sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık yaşamıyor Behlül oğlumuz. İnanılmaz derecede kendimi kötü hissediyorum ama yapacak bir şey yok. Kümesimizde hayat devam ediyor. Şimdi hep beraber Behlül'ün geride kalan kısır seramamızın baktığı 4 yavrusunu besleyeceğiz. Gurk yatırdım arkadaşlar. Bu gurkumuzun altında 5 tane cüce hint yumurtası var. Yani Behlül'ün yumurtası var. 5'i de dolu arkadaşlar. Şimdi Behlül'ün çocuklarının son durumunu göreceğiz. Bayağıdır sizlerle paylaşmıyordum nazar değmesin diye. Çünkü bundan önce yaklaşık 15 tane yavrusunu aldık ve hepsi ölmüştü. Ama kısır serama kızımız maşallah 4'ünü de büyüttü. 2 tanesi yaklaşık 2,5 haftalık oldu. Diğer 2 tanesi yaklaşık 1,5 haftalık oldu. Aralarında doğum farkı var. Yine de serama kızımız bizi üzmeyerek kabul etti. Şimdi Behlül oğlumuzun yavrularına, geride kalan yavrularına Çin bıldırcını yumurtası haşladım. Ve rendenin en küçük gözüyle rendeledim. Şimdi afiyetle yemelerini izleyeceğiz. Daha sonra diğer yavrularımıza da vereceğiz. Onların da son durumunu inceleyeceğiz. Yavrularına vermeden önce Nihal kızımız yaramazlık yaptı ve haşlanmış yumurtalara kondu. Kızım boğulacaksın, boğulacaksın. Dul kaldın kızım. Öncelikle serama kızımızı aşağıya indirelim ki güzel görüntüler alalım. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Bu 4 tane yavrumuzu bize büyütebiliyor. Maşallah çocuklarımıza haşlanmış yumurtayı çok seviyorlar. Onlar da anneleri gibi boğulurcasına yiyorlar. Arkadaşlar bu 4 yavrunun cinsiyetini tahmin eden yorum kısmına yazsın. Kaç erkek, kaç dişi var, hep beraber inceleyelim. Allah nasip ederse bu yavrularımızı ve çıkacak olan yavrularımızı büyüteceğiz hep beraber. Behlül oğlumuzun 4 varisi, 4 mirası. Allah nasip ederse yaklaşık 6-7 tane de gurk altından çıkacak. Onları da aynı bu sistem ve burada bakacağım. Belki de serama kızımızı aşağıya alacağım. Abileri, ablaları büyütecek çıkan yavruları. Çünkü Adana artık çok sıcak. Gündüz 35 dereceye kadar çıkıyor. Ana kucağına gerek yok ki ısıtıcı lambamız hep yanıyor. Şimdi arkadaşlar diğer yavrularımıza da yumurta verelim. Onlar da sabırsızlıkla bekliyor. Onların da son durumunu inceleyelim. Bu kafeste 3 dişi, 2 erkek, gümüş sibrit yarkalarım var. İnşallah büyüteceğiz. Hep beraber çoğaltacağız. Harika gözüküyorlar. Yine aynı şekilde yumurtaya yakın 3 dişi, 1 erkek, gümüş zibrit yarkalarım da artık celfin ve anaç olacaklar. Maşallah maşallah. Burada da 3 dişi, 1 erkek, anaç gümüş zibritlerim var. Toplamda sanırım 9 dişi, 4 erkek gibi bir şey oluyor. Harika bir verim alacağız bu sezon. Şimdi altın zibritlere geçelim. Sırasıyla gösterelim.
Bu kızımız 6 tane altın zibrit çıkardı. 6'sını da büyütüyor. Zaten kül kızımız harika bir anaç. Benekli kızımız da harika bir anaç. Onların anaçlığına bayılıyorum. Kayıpsız yavru büyütüyorlar maşallah. Burada 6 tane altın zibritimiz var. Aşağıda 3 dişi 2 erkek altın zibrit yarkamız var. 3 dişi 2 erkek dışında 2 dişi 1 erkekte ispenç yarkamız var. Yaklaşık 2-2,5 ay sonra yumurta yapacaklar. Ve 3+1 anaç altın zibritimiz var. Yine kışa hazırlık, altın zibrite de doyacağız. Çünkü zibritleri bu kadar çoğaltma amacım, aşırı derecede sizlerden yana talep var. Bunları karşılamak için anaç sayımı çoğaltmam gerekiyordu. Ben de böyle bir karar aldım. Sırada saldırgan kuma kızımız, kuma serama kızımız var ve onun yavruları var. Onda 1-2 tane kayıp oldu. Toplamda sanırım 5 tane kaldı. Onlardan 3 tanesi serama, 2 tanesi buff zibrit. 3 seramanın da biri erkek, ikisi dişi. Şuradan daha rahat çekebiliriz. Maşallah kocaman yaptı. Büyük bir ihtimal yavruları ayıracağım artık. Ki tekrar eşiyle birleşsin. Maşallah. Harika bir anne. Sırada yarısından çoğu sahiplendirilen 2,5 aylık ve 2 aylık ispenç, buff zibrit ve seramamız var. Onlara da yumurtalarını koydum. Harika bir protein kaynağı. Artan yumurtaları da anaçlarıma vereceğim. Onlar da yesinler. Bu arada ispenç horozları merak ediyorsanız, üçü de yedek kafesteler. Bilginiz olsun. Sebebiyle ilgili video gelecek. Maşallah şu görüntüye. Evet, videonun sonuna geldik. Behliloğlumuzun 4 yavrusu, 4 varisi kaldı. Maalesef Behliloğlumuz öldü. Artık yaşamıyor. 4 tane varisi var. Onlar için sizlerden dua bekliyorum. İnşallah hep beraber büyütmeyi başarırız. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.